Arif ilçesinin yetiştirdiği değerlerden dünya kickboks şampiyonu Ferhat Akburak henüz 30 yaşında. Ancak bugüne kadar 4 kez dünya kickboks şampiyonu olmuş olan altın kemer sahibi Ferhat Akburak başarılara doymuyor. Arifiye de sokaklarda çalışarak kickboks müsabakalarına katılan ve kendini ispatlayan Akburak, kendisine sağlanan spor kompleksinde başıboş, işsiz gençleri bir araya toplayarak topluma kazandırmayı ilke edinmiş. 81 kiloda dünya şampiyonu olmuş, halen Arifiye Halk Eğitim Boks Kulübü antrenörü olan Ferhat Akburak, kendine ait yaptırdığı özel kapalı spor salonunda birçok gencin umudu oldu. Halen 220 kickboksçu öğrencisi olduğunu söyleyen Ferhat Akburak, "Amacım sokaklarda tiner çeken tinerci kardeşlerimi spora yönelterek onları bu berduşluktan kurtarmak. Bunu da başardım. Daha birkaç ayda spor yapan 220 kardeşimizi kickboksçu yapmayı başardık. Amacımız sokak ve kahve köşelerindeki gençlerin bu spora yönelerek başıboş gezmelerini önlemek," dedi. Evet efendim. Biz çocuklarımızı buradaki boks hakkında spora sevdirmek amaçlı bizim. Boksu tanıtmak, Sakarya'ya, Arifiye'ye ve Türkiye'ye tanıtmak için, boksu tanıtmamız için biz çalışmalar yapıyoruz. Biz şu anda 3 tane 3 tane salonumuzu açtık şu anda. Merkez salon burası. Kemaliye var, açmalar var. Bunun akabinde 200'e yakın sporcumuz var. Bunların içinde de Türkiye'de ilk üçe giren dereceli sporcularımız var. 2 senede bunları başardık. Ve bu çocukları kahveden, ne bileyim, internet kafeden, bu gibi kötü alışkanlıklardan, sokaklardan kurtarmak amaçlı çocukları sporu sevdirip topluma kazandırmak, bu tarzda bir çalışmamız var. Hem boksu sevdirmek, hem sporu sevdirmek. Gençlerimizi boşluk zamanları, derslerinden, okullarından boş kalan zamanları spora sevdirip bu zamanı doldurmak. Bunun hakkında bir çalışmamız var. Bu şekilde yol kat ettik şu anda. Şimdi biz 7-8 aydan beri bir yaptığımız bir proje var. Sokaktaki uyuşturucu bağım. Sokak çocukları için bir proje daha geliştiriyormuşsunuz herhalde. Bunun hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii. Şimdi biz 7-8 aydan beri bir yaptığımız bir proje var. Sokaktaki uyuşturucu bağımlı çocukları, madde bağımlı çocukları, bu çocukları biz sokaklardan toplayarak 30'un üzerinde bir çocuk topladık. Bunları spora kazandırdık. Spora kazandırıp ve topluma kazandırmış olduk. Bize sahip çıktığına, bizim projemize destek verdiklerinden biz de bu çocukları her türlü kötü alışkanlıklardan koparıp topluma kazandırdık.